Atatürk'ün emriyle Konstantiniye adı yasaklanarak yerine İstanbul adı kullanılmıştır. Fatih'in İstanbul'u fethinden, son padişah Vahdettin dönemine kadar, İstanbul'da basılan tüm madeni paraların üzerinde, basıldığı yer olarak Konstantiniye yazar. Fotoğrafta gördüğünüz gümüş para, Sultan Vahdettin döneminde basılmıştır. Kırmızı ile işaretli yerde, paranın basıldığı yer olarak Konstantiniye yazılıdır. Gerek saray, gerek ulema, gerekse de aydın kesim, asla ve asla İstanbul, ya da İslambol adını kullanmamışlardır. Kullandıkları isimler Konstantiniye, Dersaadet gibi isimlerdir. İstanbul ya da İslambol adı sadece halk arasında kullanılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bir süre sonra, Atatürk'ün emriyle İstanbul'un adı resmen İstanbul olmuştur. Konstantiniye ve Konstantinopol isimlerinin kullanılması yasaklanmıştır. Yine Atatürk'ün emriyle, 3 Ocak 1929'da, Türkiye Posta Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü, merkezi İsviçre'nin Bern şehrinde bulunan Uluslararası Posta Telgraf ve Telefon Teşkilatı'na Atatürk'ün emriyle bir mektup yazarak bundan sonra Konstantinople yerine İstanbul adının kullanılması gerektiğini, aksi takdirde gelen postaların iade edileceğini, resmen bildirmiştir. Yani İstanbul'u İstanbul yapan Mustafa Kemal Atatürk ve onun ordusudur. Osmanlıcılara itina ile duyurulur.